Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir konferans sonrasında gene sizlerle birlikteyiz. Eskişehir Konferansı, her zamanki gibi sualleri gene yetiştiremedik. Konferansın bitiminden sonraki zamanın yetersiz olması sebebiyle hep biliyorsunuz eksik kalıyor. Şimdi cevap veremediğimiz suallerin cevaplarına inşallah geliyoruz. Sayın İskender Ali Mihr Hocam, zaman zaman sohbetlere katılıyorum. Nur TV'de birkaç kez sizi izledim. Size son derece saygı ve sevgi duyuyorum. Dini inançlı bir insanım. Aklıma sürekli takılan bir düşünce var. Allah'a ulaşmanın çok güzel bir duygu olduğuna inanıyorum ama yıllar öncesinde yaşamış Müslüman din kardeşlerimizin Allah'a ulaşmadığı için cehennem azabında yanacağından şiddetle korku ve üzüntü duyuyorum. Ben bunun doğru olduğuna inanamıyorum. Açıklamalarınızı bekliyorum, diyor kardeşimiz. Doğru olduğuna inansanız da inanmasanız da neticeyi değiştiremezsiniz ki sevgili kardeşim. Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır evvel indirildi. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve hepsi de ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını da teslim ettiler. Nefslerini de teslim ettiler. İradelerini de teslim ettiler Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına değil, bütün sahabede aynı şeyi gerçekleştirir. Zaten sahabe olanlar onlardır, bu teslimleri gerçekleştirenler. Hepsi yola Allah'a ulaşmayı dileyerek çıktı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 7 safhanın 7'sini de içeriyor ve bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söylüyor. İşte Tevbe suresi 100. ayet-i kerime, o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onlar için cennetler hazırladı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir, diyor. İşte bütün sahabe tabiinin mürşidi olmuş. Tabiin de sahabeye tabi olmuşlar, ister ensar olsun ister muhacirin. Hepsi irşat makamının da sahibi olmuş. Yani İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse sizin inanmanız veya inanmanız neticeyi değiştiremiyor sevgili kardeşim. Biz bunun çok acısını duyuyoruz kalbimizde ve eğer bunları duyuramazsak insanlara, eğer onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yer cehennem ve biz bunun sorumluluğunu ta kalbimizde, kalbimiz kanayarak duyuyoruz. Ama ne yazık ki karar merceği biz değiliz. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, dilemezlerse kurtuluşları mümkün değil. Ve biz bunu söylemeden evvel bu toplumdan hiç kimse böyle bir hakikatten haberdar değildi. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere söyleyemezdik. Ama öğretti ve bu görevle görevlendirdi bizi. Gördünüz ki neyi söylemişsek mutlaka onun ispatını beraber getirdik. Bu bize ait bir ilim değildir. Bu Allah'ın ilmidir. Hava Efe. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Daimi zikrin farz olduğunu söylüyorsunuz. Sevgili Efendimiz, ve biz bunu gerçekleştiremiyoruz. Peki ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın cennetine zaten gireceksiniz. Daimi zikre ulaşanlar 6. kat cennete ve 7. kat cennete gideceklerdir. Pardon, 5., 6. ve 7. kat cennetlere gireceklerdir. Sadece bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese o kişinin gideceği yer zaten 3. kat cennettir. Öyleyse daimi zikre ulaşamadınız diye boşuna üzülmeyin.
daimi zikre ulaşmak farz ama kişi bunun ne kadarını gerçekleştirebilirse o kadarını yapabilir. Daimi zikre ulaşamadı diye kimse cehenneme gitmez. Sakın öyle bir yanlış şeyi düşünmeyin. Siz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Kaldı ki dileyen herkesi Allah Teala zaten kendi zatına ulaştırır. Bu ise üçüncü kat cennettir. Yetmez nefsinin kalbinin yarısından fazlası nurlanacağı için dünya saadetinin de yarısıdır. Öyleyse Allah Teala zaten üçüncü kat cenneti dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Varsın daimi zikre ulaşamasın kardeşlerimiz. Önemli değil. Tabii bütün gönlümüzle ulaşmalarını isteriz. Ama ulaşamadıysanız bunun için üzülmeyin. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kurtuluşunuz garantidedir. Allah razı olsun. Daimi zikre ulaşmak için nerede hata yapıyoruz diyor kardeşimiz. Ulaşmak için ne yapmamız gerek? Bu sualin cevabını verdik. Bu saatini çalan saatlerden alın. Evvela bir saate ayarlayın. Her saatin başında sizi uyardığı anda mutlaka unuttuğunuz zikre başlayın. Sonra 59 dakika yapacaksınız. İsterseniz ertesi gün, isterseniz bir hafta sonra. Sonra 58 dakika yapacaksınız. Her bir hafta haftada bir yaparsanız bir yıl sonra inşallah daimi zikrin sahibi olursunuz. Ama gayret ederseniz olur. Eğer arkasını bırakırsanız hedefe ulaşamazsınız. Sizi çok seviyoruz ve görmek istiyoruz diyor kardeşimiz Eskişehir'den Gülsüm kardeşimiz. Allah razı olsun evladım. Biz de sizleri çok seviyoruz. Biz de sizleri görmek istiyoruz. Siz gene iyisiniz. Televizyonda bizi her zaman görebiliyorsunuz. Bilgisayardan görebiliyorsunuz. Biz de sizleri Allah-u Teala'nın nasip ettiği kadar görebiliyoruz. Hava Efe diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Efendimiz'e mübarek ellerinizden hasretle öperim. Sevgili Efendimiz 1,5 yıldır Rabbime hamdolsun ki sizden haberimiz olsun. Oldu. Biz de gözlerinizden öperiz evladım. Hacet namazıyla sizi gördüm. Efendimiz ben sizin yerinize kimin elini öpeceğim? Şu anda oradan olan kardeşlerimizden Hava kardeşimiz, Akgül kardeşimize ulaşın. İnşallah onun elini öpün. Rahatsız olan oğlum için, hasta yeğenim için, bütün ailem, sevdiklerim için o mübarek dualarınıza muhtacız. Hep dua ederiz inşallah. Hayatımız böyle geçiyor. Sizin için de, aileniz için de dua ederiz inşallah. Mübarek ellerinizden hasretle öperim diyor kardeşimiz. Allah razı olsun diyor. Biz de gözlerinizden öperiz muhabbetle evladım. Allah sizden de razı olsun. Mustafa Arslan diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ve Aleyküm Selam. Ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili Efendimiz Yunus Emre Hazretlerinin, Seyyid Battal Gazi Hazretlerinin diyarı Eskişehir'de Ramazan-ı Şerif'in 10. gününde bir başka güzellik yaşattınız bize. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz söyleyeniz, siz de dinleyenlersiniz. Taraflardan biri eksikse sonuç yok. Onun için Allah asıl sizlerden razı olsun. Benim burada sormak istediğim konu şudur. Sizin büyük fedakarlığınızla yaptığınız konferanslardan az bir faydayı sağlamak için konferans öncesinde, konferans esnasında ve sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Konferansı çok fazla kişiye duyuracaksınız. En aşağı 5000 tane davetiye bastırmalısınız.
her vasıtadan faydalanıp herkese duyurmaya çalışmalısınız. Alnınız açık, yüzünüz pak. Ve görüyorsunuz ki akıllı insanlar, akılları başlarında olan insanlar hakikati, Allah'ın bize öğrettiklerini kabul ediyorlar ve doğru yolu seçiyorlar. Bu onların kurtuluşudur. Biz de en çok şu kurtaramadığımız milyonlarca insana üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi başka insanlara yanlış aksettiren ve yalanlayanlar Allah'ın katında çok büyük bir vebal alırlar. Hele din adamlarından bunları yapanlar var olduğunu görüyoruz Eskişehir'de de. O zaman o kardeşlerimize Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesini hatırlatmadan geçemeyiz. Allah-u Teala orada diyor ki, biz kitaplarımızla, verdiğimiz bilgilerle ispat vasıtaları göndermemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de lanet eder. Sevgili kardeşlerim, öyle bir noktadayız ki din bütün kurtarıcı hükümleriyle unutulmuş. Size 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an'daki ayetlerle anlatıyoruz. Hiç kimse aksini iddia edemez. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bütün sahabe böylece tağuta kul olmaktan kurtulmuş. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar ve tabiine tövbe vermişler. O zaman masal mı anlatıyoruz sevgili kardeşlerim biz size? Size sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatıyoruz. Sizi oraya çağırıyoruz. Sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Doğru mu değil mi sözlerimiz? Öyleyse hangi din adamı bu söylediklerimizin yanlış olduğu iddiasında bulunuyorsa ona bunları söyleyin. Sen mi deyin sahabenin yoluna çağırıyorsun, o mu çağırıyor? Kur'an hükümlerini bu insanlar tamamen unutmuşlar, kurtarıcı hükümlerini. Bir dinleyicimiz diyor ki günümüzde türbe ve mezarlıklardan medet beklemek ne kadar doğrudur? Her ölümlü insan cehennem ateşini tadacak mıdır? Türbe ve mezarlıklardan medet beklemek diye bir şey yok. Bir insan türbeye gider, Allah'ın bir evliyası orada yatmaktaysa ondan talepte bulunur. Der ki ben Allah'tan şöyle şöyle taleplerde bulunuyorum ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Acaba sen de benim için Allah'a dua eder misin? O mutlaka bunu işitir ve mutlaka dua da eder. O zaman bir elin nesi var? İki elin sesi var. Medet beklemek, siz evvela kendinize düşeni yapacaksınız. Ondan sonra onlar da kendilerine düşeni yaparlar. Mutlaka sizin için dua ederler. Ama siz ne kadar layıksanız Allah-u Teala'nın size vereceği o kadardır. Onların yüzü su hürmetine biraz daha arttırabilir. Her ölümlü insan cehennem ateşini tadacak mıdır? Hayır. Ölümlü insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehennemi mutlaka tadacaktır. Ve bir daha da cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. Ölümsüz insan zaten yok. Ölümlü insan
diyorsunuz ama zaten bütün insanlar ölümlü. Bir arkadaşım böbrek rahatsızlığından dolayı Ramazan ayında oruç tutamıyor ve kendisi fakir bir kişi, ne yapması gerekir? Fakir de olsa mutlaka bir miktar sadaka vermesi, oruç için nafaka vermesi gerekir. Ama tamamını veremez, fakirdir. Allah-u Teala elbette o kişinin fakir olduğunu biliyor. Ama hem oruç tutmasın hem de hiçbir şey vermesin olmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka kendi gücünce versin. Biliyorsunuz ki oruç tutmayan bir kişinin her oruç günü için bir kişiyi doyurması söz konusu. Buna göre o herkesin kendi gücüne göre bir şeyler yapması mutlaka gerekiyor. Bir dinleyicimiz diyor ki, canımız efendimiz, Ramazanınızı tebrik eder, mübarek gün kokulu ellerinizden hasretle ve hürmetle öperiz. Efendimiz mürşit gibi etrafında yüzlerce mürit toplayan, Allah'ın ayetlerine hiç bahsetmeyen, sürekli dini hikayeler anlatan bir hoca, Türkiye çapında çok ilgi görüyor. Olabilir. Güzel bir şey. İnşallah Allah'a ulaşmaktan da bir gün bahseder. Sanatçılardan müritleri var fakat bu hoca Allah'a ulaşmayı dilemekten bir haber. Ve bu zamanda evliyalar olmayacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, insanların ağzı torba değil ki büzesiniz. Bu zavallı hoca efendi bizimle bir konuşabilse, hiç değilse birkaç kasetimizi izlese, Kur'an'ın kendisine neler emrettiğine haberler olsa, çok şeyler değişir gibi geliyor bize. Bu zamanda evliyalar yoksa o kişi nasıl mürşit hüviyetinde oluyor? Kendisini mürşit zannediyor demek ki. Kütahya'da çok popüler olan ve çok sevilen bu hoca için düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsetmiyorsa, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan haberdar değilse, o zaman kimseyi kurtarması mümkün değil ki sevgili kardeşlerim. Hatice Tümtürk, sevgili efendimiz hayırlara vesile olsun. Yani konferans. Ben Fatiha suresini soracağım. Bilmeyerek okuduğumuz namazlarda sizlerden öğrendik, teravide imam okuyor, cemaat Fatiha suresinden sonra amin diyor. Bunu acaba bilinçli mi amin diyorlar? Kısa da olsa açıklar mısınız? Allah razı olsun. Hayır, bilinçli olduğunu hiç sanmıyoruz. Fatiha suresi aslında Kur'an'ın eğer biraz künhüne varırsanız bütününü ifade eder. Allah Teala diyor ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Fiziğin ötesinde Allah'ın bize ihsan ettiği, nimet olarak verdiği her şey için Allah'a hamd edilir. Er-Rahman-ı Rahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi. Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla kendisine tecelli olunandır. Bu tecelli her şeyi sağlar. O kişinin kalbine, mürşidin ulaştığı gün kişinin iman yazılmasını sağlar. Başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini sağlar. Ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını sağlar. O kişinin hidayet ermesini sağlar.
Onun bütün günahlarını örter Allah-u Teala, sonra da sevaba çevirir. Rahim esması, Allah'ın katından o kişi zikir yaptığı zaman rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderir ve o kişinin kalbine yerleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Fatiha suresinde diyoruz ki, İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz. Ama bu birinci kulluk. 7 tane kulluğu arka arkaya başarırsanız en büyük mükafatlara kavuşursunuz. Ama birinciyi sağladığınız an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, başlangıçtakinden itibaren 3 kulluk sizindir. Ve 3. kat cennette sizindir. Dünya saadetinin yarısı da sizindir. İyya ve iyyâke nestaîn, yalnız Allah'tan istihane isteriz, mürşidimizi isteriz. Niçin? İhtinâ sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun için senden mürşidimizi isteriz. Çünkü mürşide ulaşmadan, tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. O yol ki başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine tabi olursa, o kişinin başının üzerine devrin imamı gelir ve bu Allah'ın ona bir nimetidir ve kişinin ruhu da onun emri üzerine, Mü'min suresi 15. ayet-i kerime, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişiye ihtarda bulunur. Senin yevmüttelakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et tarzında. Sonrası gayril magdûb aleyhim veleddâlin amin. Bu yol üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoludur. Ve dalalette olanların yolu da değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulabilirler. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugün sizinle birlikte olmayı bize nasip ettiği için. Burada kardeşlerimize de sonsuz sevgi ve selamlarımızı iletir. Çok kıymetli dualarınızı dileriz. Biz dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Rabbimizin bizi tekrar sizinle Bursa'da buluşturmasını diler. Mübarek ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyorum Fatma Hanım. Biz de sizleri çok seviyoruz evladım. Allah hepinizden razı olsun. Kütahya'dan Ali Rıza Öztun'a. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Her konuda hayır dualarınızı bekliyoruz. Her konuda dua ederiz inşallah. Hayırlara vesile olmasını dileriz dualarımızın. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz diyor ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili Efendimiz, 40 yaşımıza kadar emaniye yollarında enerjimizi tükettik. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, biz de öyle. 40 olmasa bile 30 yaşımıza kadar enerjimizi hep dışarılarda tükettik. Şimdi size tabi olduk. Görevlerde geceyi tutuyoruz, gündüzü kaçırıyoruz. Gündüzü tutuyoruz, geceyi kaçırıyoruz. Bir türlü görevleri tam yerine getiremiyoruz. Öyle de olsa Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Öyleyse cehennemden kurtuldunuz. Ama cennetin katları adım adım daha çok ibadetle çıkılır. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlaka üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına götürecektir. Orada ulaştığınız yerdeki 33 bin zikri sakın azaltmayın. Azaltmazsanız hiç kimse, hiçbir şey sizi cehenneme sokamaz. Allah razı olsun. Allah ve Resulüne karşı görevlerimizde ve diğer görevlerimizde başarılı olmamız için dua eder misiniz? Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun diyor. Biz de Allah razı olsun diyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, lüzumsuz şeylere üzülmeyin. Allah yolunda ne kadar çok çalışırsanız o kadar üst seviye neticelere gidersiniz. Ama bilin ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden bir defa mutlaka kurtulmuştur. Öyleyse bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Böyle söylüyordu Mevlana Celaleddin Rumi. İşte bu dergah da ümitsizler dergahı değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ümit Coşkun kardeşimiz diyor ki, öncelikle ellerinizden hasretle öpüyorum. Sevgili efendimiz, ben Erol Elmas Coşkun çiftinin oğlu Ümit. Allah razı olsun. Annem baba nasıl Ümit? Selamlarımızı söyle inşallah. Himmetinizle şu an burada Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Her konuda dualarınızı bekler. Sizi çok özlediğimi dile getiririm. Allah sizden razı olsun diyor. Allah senden de razı olsun yavrum. Ve sonuncusuna geldik sevgili kardeşlerim. Bize ulaştırılan suallerin, yazılarının. Kütahya'dan İsmail Karaca kardeşimiz diyor ki, sevgili efendimiz, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden inşallah öperim. Biz de gözlerinizden muhabbetle öperiz. Yine yeni bir güzelliği yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim. Her konferans bizim için de bir güzelliktir, sizler için de bir güzelliktir. Allah razı olsun. Her şey onunla ve sizinle güzel. Yani Allah'la ve sizinle. Hep söylüyoruz ya, Allah, biz ve siz bir üçlüyüz ve birbirimizle birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bana bütün bu öğrettiklerini sadece benim bilmem için öğretmedi sevgili kardeşlerim. Sizlerin kurtuluşunuz için öğretti. Ama insanlar ilimden diledikleri kadarını alırlar, diledikleri kadarını tatbik ederler. Kurtuluşları da, kurtuluşlarının seviyesi de ona göre olur. Himmetinizle ihtarlar yerlerine ulaştırıldı. Yetmez, gönderilen yerlere konuyu karşılıklı görüşmek üzere ziyaret edildi. İşte bu ikincisi, birincisinden çok daha önemli sevgili kardeşlerim. Gönderilen yerlere konuyu karşılıklı görüşmek üzere ziyaret yapıldı diyor kardeşimiz. Yetmez, Kütahya konferansı için tekrar hepsi davet edildi. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli olan bu zavallı insanlar, başta Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu, müftüler ve cemaat liderleri hepsi yüz çevirmektiler. En azından Kütahya bazında sonuç olarak Allah yolunda olduklarını zanneden bu zavallılar, Allah ve Resulünün davetinden yüz çevirdikleri cihetle Âl-i İmrân suresinin 82. ayeti gereğince gerçeklerine göre hepsi fısktadır diyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, onların cehenneme gidecekleri bizi ta yüreğimizden yaralıyor. Ve böyle olan kardeşlerimiz, müftüler, cemaat liderleri, eğer sözlerimizi yalanlıyorlarsa o zaman Kur'an-ı Kerim'e ihanet etmiyorlar mı? Biz hepinizi gördünüz ki bir defa daha söyledik ki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı İslam'a davet ediyoruz. İslam'ın 7 safhasını da
yaşamaya davet ediyoruz. Bizden evvel bu zavallı insanlar hiç böyle bir şey duydular mı? Ve şimdi bu insanlar eğer bizim söylediklerimizi kendilerine gelip de insanlar sordukları zaman bak bu adam böyle böyle şeyler söylüyor, sizin söylediklerinize uymuyor. Ne diyorsunuz dedikleri zaman eğer bizim söylediklerimizi örtüyorlarsa, gizliyorlarsa, hayır onun söyledikleri yanlıştır diyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, gidecekleri cehennem giderek artıyor. Allah Teala bu kibirli insanlardan şöyle bahsediyor. Araf 146'da. Se'asrifu anayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayi yettehuzuhu sebila zalike bi ennühüm kezevu bi hayatina ve kânu anha gafilin. Diyor ki Allah Teala o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki işte bunlar ayetlerden çevrilenler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Bunlar diyorlar ki biz üniversiteyi bitirdik, ilahiyat fakültesini ve din adamıyız bugüne bugün. Ve bir zibidi çıkmış bizim söylediklerimizin tamamen dışında insanlara bir şeyler anlatıyor. Ve bu insanlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi yalanlamakla Allah'ın ayetlerini örtmüş oluyorlar. Yetmez, gizlemiş oluyorlar. Dikkat edin ki o din adamlarına Allah da lanet eder. Bütün lanet ediciler de lanet eder. Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde? Bizim insanlara indirdiğimiz kitaplarda açık ve kesin olarak ifade etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Bu insanların hidayeti şu anda gizlemiş durumdalar. Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Ve bu insanlar omuzlarına belki dünya tarihinde en büyük vebali alanlardır. Bu insanlar milyonlarca insanın vebalini omuzlanmaktadır. Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili kardeşlerim, biz en çok bu insanlara kendilerine yazık ettikleri için üzülüyoruz. Ne uğruna? Şimdiye kadar öğrettikleri şeyler için kendilerine zannediyorlar ki insanlar diyecekler ki doğrusu buymuş kabul ederlerse doğru olduğunu. O zaman sen dini biliyordun da neden bize bunları öğretmedin? O zaman söyleyecekleri şey çok basit değil mi? Çünkü bize öğretmediler. Hiç kimse öğretilmediği bir şeyi öğretemez. Ama sevgili kardeşlerim, bu Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu insanları, bu müftüleri Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ama Diyanet İşleri Başkanı inkar etmiyor. Beyanatını okudunuz mu? O zaman o müftülere onları okumayı tavsiye edin. Diyanet İşleri Başkanı'nın beyanatını. Yanlışlarda ısrar etmememiz lazım diyor. Yanlışlar olduğunu kesin olarak kabul ediyor. Bu müftüler de aslında biliyorlar söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu. Ama ilim gururları, o tekebürleri onlara mani oluyor ve de bu
tekebbür, bu kibir onların cehenneme gitmesine sebebiyet verecek ve başkalarının da günahlarını yüklenerek. O müftülere söylemiyor musunuz? Sevgili İsmail kardeşim, siz bunları inkar ediyorsunuz ama başkalarına söyleyebiliyorsunuz ama bir tekiniz bugüne kadar bu size ulaştırılan bu ihtarlara hayır, bunlar yanlıştır diyebildiniz mi? Bir teki, bir tek müftü, bir tek din adamı bugüne kadar hiçbir ihtara bu söylediğin yanlıştır diyemedi, diyebilmesi de mümkün değil. Çünkü onlar Kur'an ayetleri. O zaman insanlara bizim bunları uydurduğumuzu söylüyorlar veya başka şeylerin arkasına saklanıyorlar. Ama üzerlerine şu anda dünyadaki en büyük vebali almaktadırlar. Düşünün ki milyonlarca insan Allah'ın ayetlerini gizleyen bu insanlar sebebiyle cehenneme gidecektir. Allah ve Resulünün davetinden yüz çevirdikleri cihetle Ali İmran 82 gereğince hepsi fıstıdır. Sadece fıstı mı? Gidecekleri yer cehennem. Küfürdeler, fıstalar, dalaletteler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Din adamı ama Allah'ın ayetlerinden gafil. Kendilerine ihtar gönderilen bir cemaatle konuşmaya gittiğimizde şunu söylemişlerdi. İhtarlardaki ayetleri tasdik eden bir büyük müştehidin sözü yokmuş. Bu ne azgınlıktır ki Allah'ın ayetini tasdik bir imamın açıklaması olacakmış. Bu insanlar bu kadar ileri gidebiliyor ve diğer insanlar da bu kişilerden din eğitimi alıyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, realite bu. Ama bu kısa bir zaman daha böyle gider. Kapıları birer birer kapandı. İnkarlarıyla cehennem yolunda ilerliyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyor bu insanlar. Ama hiçbirisi bize bir cevap gönderip de senin bu ihtarların yanlıştır diyemiyor. Bizim onlara ulaştırdığımız şeylerin kesbi değil, vehvi olduğunu aslında hepsi anlıyor. Bir kıskançlık, bir kibir bu insanları Allah'ın dostu değil, düşmanı hüviyetine sokuyor ve kendilerine yazık ediyor bu insanlar. Bu insanlar bu kadar ileri gidebiliyor ve diğer insanlar da bu kişilerden din eğitimi alıyorlar. Bu ne haldir? Ne olacak bu insanların durumu ey Allah'ın Resulü diye soruyor kardeşimiz. Bu insanlar başkalarıyla beraber cehenneme gidecekler ama bunlar vebal alan, Allah'ın lanetine muhatap olan insanlar. Ve gerçekten Allah'ın ayetlerini şu anda gizlemiş durumdalar. Halveti Şeyh-i Mehmet Dumcu Hoca, Nuh tufanının bölgesel bir tufan olduğunu anlattı. Konuyla ilgili değerli açıklamalarınızı bekliyoruz. Nuh tufanı bütün dünyayı kapladı. Dünyadaki en yüksek dağ olan Everest'te, o da denizin dalgalarının içinde kaldı. Ve Nuh'un gemisi bütün dünyayı dolaştı. Her yerde insanların var olması bu sebebe dayalıdır. Yüce Rabbimiz
bir ayetinde biz rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik buyuruyor. Buradaki rüzgar fiili olarak bir rüzgar yardımı olarak mı? Yoksa rüzgardan kasıt tayi mekan mıdır? Rüzgardan kasıt tayi mekan sevgili kardeşlerim. İradesini teslim eden herkes fizik vücut tayi mekanı yapabilir mi? İrade tesliminden sonra bu Allah'ın o kişiye vereceği hediyelere bağlı. Dilediğini dileyene verir. Ama hak olarak kişinin hak ettiği kanısındayız. Daimi zikre ulaşan kişi eğer neticede iradesini Allah'a teslim ederse mutlaka fizik vücut tayi mekanı Allah Teala ona bir nimet olarak takdim edebilir diye düşünüyoruz. Her şeyimiz sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, tekrar mübarek ellerinizden öperiz. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Allah sizlerden de razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resulleri onları gizleyen, ketmeden, inkar eden ve insanların kurtuluşuna engel olanlar için Allah'ın celal sıfatının devreye girmesini oluşturur. Ve bir din adamına düşen şey ayetleri okuyup lazım gelen dersi çıkararak evvela kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ondan sonra da bütün etrafındaki insanlara doğru söylüyor ifadesini kullanmasıdır. Hala farkında değil misiniz? Biz sizin gibi kesbi bir öğretim görmedik. Sizin gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmadık. Allah'a şükürler olsun. Eğer olsaydık, biz de şimdi sizin gibi unutulmuş olan İslam'ın bugün öğrendiğiniz ilmini insanlara öğretecektik ve bunu da bir marifet zannedecektik. Siz size ilim gelinceye kadar onunla amel ettiniz, başkalarını da amel ettirdiniz. Ama şimdi size ilim geldi. Ve bunu göz ardı edemezsiniz. Bunu hem öğrenmek mecburiyetindesiniz, siz bir din adamısınız, hem de öğretmek mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin omuzlarına bir vebaldir. Sizin o kabul etmediğiniz bütün ayetleri İzmir İlahiyat Fakültesi de Erzurum İlahiyat Fakültesi de bundan yıllarca evvel kabul etmişlerdi. Biz sizin bunları öğrenmeniz için her şeyi yaptık. Bütün üniversitelere yazı gönderdik. Gelin dedik sizinle 3 gün süreli bir seminer yapalım. Konularımızı gece gündüz konuşalım. Tatlı tatlı Allah-u Teala'nın ayetlerinin ışığında sonuca gidelim. Kabul etmek tenezzülünde bulunmadınız. Diyanet İşleri Teşkilatı'na 2 ay süreli kurslar verecektik. Onu da yok etmeyi başardınız. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı bu yüzden ilimsiz kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz sadece sizin için yaşıyoruz. İşte ayeti kerimeyi söyleyip sözümüzü tamamlayalım. Diyor ki Allah-u Teala onlardan
ayetlerimizi çevireceğiz ki ayetlerimizden onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle kibirlenirler. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onları yalanlamalarıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde her şey bütünün bir parçasıdır. Ve Kur'an sahabe zamanında indirilmiştir. 7 tane safhadan bahseder. Bunun kurtuluşa ulaştıran ilk safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen dalalettedir. Dilemeyen küfürdedir. Dilemeyen hüsrandadır. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Dilemeyen tağutun dostudur. Dilemeyen insan ve cin şeytanların yani tağutun aynı zamanda kuludur. Dilemeyen kafirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları söylüyor. Her birini de onlara ispat için gönderdik. Hiç kimseden hiçbir ses çıkmadı. Kimse onların yanlış olduğunu iddia edemiyor. Ama efendilerin işlerine karışmışız. Biz karışmadık. Allah Teala'nın verdiği emri yerine getiriyoruz. Görevimiz sizi de kurtarmaktır. Ey din adamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.